Yazar Cengiz Aytmatov der ki gün olur asra bedel. 17 Ağustos 1999 gece saat 03.02 sıraları. Günler değil, saniyelerin asra bedel olduğu dönemler. Marmara depremi, merkez üssü Kocaeli Gebze. Ve biz tarihe not düşme adına gazetelerden oluşan, fotoğraflardan ve kitaplardan oluşan bir sergi açtık. Şu an Sakarya TV ve Devralem TV canlı yayınlarıyla da dünyaya hitap ediyoruz. Kocaeli'deyiz. Burası Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün sergi salonu. Ve iki değerli konuğumuz ve çok kıymetli davetliler de bu sergiyi açacağız. Ne var bu sergide? Bu sergide hemen ayın 19'u itibariyle çıkan birçok ulusal gazetenin orijinal nüshaları var. Birçok kitap var. Hiç yayınlanmamış gazete manşetleri var. Gazete manşetlerinde, fotoğraflarda, kitaplarda deprem gerçeği sergisiyle birlikteyiz. Değerli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çok değerli milletvekilimiz Akif Yılmaz Bey burada. Ben hem onların bir duygularını almak hem sergiyle ilgili görüşleri ve ardından da sergiyi gezeceğiz ve sergimiz çarşamba günü akşama kadar burada devam edecek. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin Gölcük'te düzenlediği bayram sonu devam edecek. Hafta sonu Gebze'de devam edecek. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapacağız Sayın Başkanım. Evet. Şehre eminsiniz ve o dönemi yaşadınız. Hem sergi hem duygularınız ve deprem ile ilgili görüşleriniz. Ben buyurun. Bizzat yaşadım yani gece sabah 03.05'te. Tabii korkunç bir şey. Ama deprem bildiğimiz yağmur gibi, rüzgar gibi doğal bir gerçek. Özellikle yaşadığımız bu coğrafya Anadolu büyük ölçüde deprem hattı üzerinde, fay hatları üzerinde kurulu. Bu gerçeği bilerek biz yapılarımızı, konutlarımızı, okullarımızı, camilerimizi, işyerlerimizi bu gerçeğe göre, bu zelzeleye, sarsıntıya göre yaparsak problem %99 azalıyor. %99 diyorum. Şimdi gelişen ülkelerde çok büyük depremler oluyor. Mesela Japonya'da. Ama bize göre yani %80, %90 daha az zayiatla bunu atlatabiliyorlar. Biz de bu konuda Kocaeli olarak bilinçlendik çok büyük ölçüde. 99 depremi bizim için bir dönüm noktası oldu. Önemli ölçüde kentsel dönüşüm yaptık. Bütün o depreme dayanıksız olan, güçsüz olan yapıları, yapı stoğumuzu çok büyük ölçüde değiştirdik. Eksiklerimiz var mı? Bir miktar var ama 99'a göre çok önemli mesafe aldık. Daha çok çok daha hazırlıklıyız. Yani 99'da bir depremde 100 kişi öldüyse bugün aynı şiddetteki bir depremde bu 10'a düşer. Ben buna iddialıyım, inançlıyım. Niye? Bina stoğumuzu iyi biliyorum, iyi tahlil ediyorum. Ve artık Kocaeli 19 yıl önceki Kocaeli değil. Çok daha geniş alanlarımız, vatandaşın toplanma alanları, altyapısı, üst yapısı, özellikle bina stoğumuzu mutlaka belediyeler olarak da kontrol ediyoruz. Depreme çok çok daha hazırlıklı. Depremi buradan nasıl yaşadınız? Depremi ben evdeydim, yatıyordum. Şiddetle o sarsıntıyla uyandım. Yanımda hanımım vardı. Hatta hatırlıyorum. Hanım, sarıldım hanıma karanlıkta, ışıklar yok. Onun hakkını helal et. Bu kıyamet dedim ben. Benim evimin üstü kiremit ahşap çatı. Çok aşırı bir gürültü yaptı yani. Beton olsa o kadar gürültü yapmayabilirdi belki. En üst kattaydım. Öyle büyük bir panikle biz aşağı inmeye çalıştık. Benim iki numaralı çocuğum dedi ki baba aşağı inmeyelim dedi. Üçü dördüncü kattayız dedi. O benden daha iyi bilinçli. Ve orada kaldık. Sarsıntı bitti. Ondan sonra indik bahçelere. Işte. İnşallah hatıraları yazarsınız. Değerli izleyenlerimiz, şu an çok önemli konuklarımız da var burada. Sivil toplum örgütü başkanlarımız, sendika başkanlarımız, gönüllü kültür teşekküllü gazeteciler, hem Sakarya'dan hem Kocaeli'den cemiyet başkanlarımız da burada. Ve değerli milletvekilimiz Akif Yılmaz Bey, siz depremi nerede yaşadınız, düşünceleriniz nedir, sergiyle ilgili görüşleriniz efendim? 19 yıl oldu. İzmit'te Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki evimizdeydik. Yıkılan merdivenlerin arasından çıktık. Asrın en büyük felaketiydi. Rabbim bir daha yaşatmasın ülkemize, dünyamıza. Ama başkanımızın da ifade ettiği gibi bir gerçek. Yani dünya var oldukça depremler de var olacak. Malum Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en önemli, en riskli fay hatlarından biri ve biz burada yaşıyoruz. Buna göre tedbir almak
ve yaşadığımız o acı tecrübeden dersler çıkarmak bizim için son derece önemli ve hayati. O gün o yaşadığımız büyük felaketten sonra çok büyük bir bedel ödedik biliyorsunuz. On binlerce insanımız şehit olduk. Canlarını feda ettiler. Binlerce bina yerle bir oldu. Hem insan kaynağımız açısından büyük bir kayıp yaşadık. Hem de binalarımız maalesef düzgün yapılaşmamanın bir neticesi olarak yerle bir oldular. Bundan büyük dersler çıkardık o süreçten beri. Ama hala biz yeterli hızda bu dönüşümü yapamamanın ızdıraplarını yaşıyoruz. Bu konuda AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır özellikle bu binaların, yani hasarlı, orta hasarlı binaların tekrar dönüşümü için, yani yıkılarak yeniden yapılması için bakanlıklarımız çok ciddi teşviklerle, sadece devletin yapabileceği bir organizasyon değil, vatandaşımızı da buna teşvik ederek özellikle fayın devamı olan İstanbul bölgesi için büyük tedbirler almanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu tedbirleri, bu acı tecrübeden aldığımız derslerle önümüzdeki süreçte gelecek kuşaklar daha da hazırlıklı olacaklar depreme. Bu deprem gerçeğini kabul ederek bir hayat yaşamak zorundayız bu bölgede. Bu noktada bu 19. yılında depremin anılarını tekrar tazelemek, tekrar yaşanan o acıyı hatırlatarak yaşadığımız bölgenin ne kadar esasında riskli bir bölge ve bu bölgede yaşayanların da özellikle inşa noktasında ne kadar dikkatli olması gerektiğini tekrar hafızalara kazıdınız. Bu güzel, anlamlı ve bizim için acı hatıraları tekrar hatırlatan bu sergi, emeği geçen başta size ve arkadaşlarınıza, ekibinize teşekkür ediyoruz. Depremin 19. yıl dönümü yanaşıyor. 17 Ağustos'ta tekrar kaybettiklerimizi rahmetle ve minnetle anacağız birlikte. Anıyoruz buradan. Allah onlara rahmet eylesin. Rabbim vatanımızı, milletimizi bu tür afetlerden korusun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Misafirlerimizin de görüşlerini alacağız ama önce Sayın Milletvekilimiz ve Başkanımızla beraber, Sayın Başkanım, açılış sembolik böyle bir gezersek birlikte, sonra görüşler de alacağız. Ayrıca belgeler de ilk kez burada sergileniyor Sayın Başkanım. Bunlar tamamen orijinal, o dönemin gazeteleri gördüğünüz gibi. Ulusal gazeteleri, birçok gazete. Yereller de var ama şu an ulusalları getirdik. Yerel ve bölgesel bütün gazeteleri topladık. O dönemin kitapları, o dönem çıkan gazete arşivlerini toparlayıp getirdik. Bayındırlık Bakanlığı'nın bölge ile ilgili raporları var. Birçok bölgedeki gazeteler, vefat edenlerin isimleri. Buradaki yayınlar tamamen bir anlamda özel ve sırf burayı için bu döneme getirdik başkanım. Belgeler çok önemli. Arşiv belgeleri önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun Sayın Milletvekili. Sağ olun. Sağ. Evet, kültür, turizm ev sahibimiz. Hem duygularınızı alalım. Siz gezdiniz ama şöyle bir mikrofonu. Vallahi duygularımız gördükçe insan daha da kötü oluyor. Allah bir daha böyle bir acıyı, felaketi yaşatmasın. Bunun için gereken önlemleri ilgililerin alması, bundan sonraki binaların kontrol edilmesi tek temennimiz. Bu sergiyi açtığınız, tekrar bunu gündeme getirdiğiniz için, bir ibret alem için size teşekkür ediyorum. İnsanlar buna bakarak böyle bir acı yaşamaması için, bundan sonra daha çok önlemlerin alınması için herkes eline düşeni yapar inşallah diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bir şey, Sayın Müdürüm, biz teşekkür ediyoruz. Nedir bu belge biliyor musunuz? Sizin resmen kütüphane olarak tanzim ettiğiniz yerden bu belgeleri getirdik. Şu anda da resmen Kültür Bakanlığı'na bağlı bir kütüphane olmuş oldu. O belgeyi de buradan canlı yayından sizin elinizden almış olalım efendim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar kütüphaneniz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bol bol okuyucu diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, sergimizi gezen dostlara mikrofon uzatacağız ama önce yetkililerimizi bir uğurlamak istiyoruz. Dostlar burada.
Merhabalar, hoş geldiniz. İsmail Bey, İbrahim Bey, hemen bir görüşlerinizi de alalım. Efendim, tabii ibret almak çok önemli bir şey. Medeniyet, ibret alanların doğru çözümler, doğru eylemler yapmasıyla şekilleniyor. Tabii derler ki deprem öldürmez, inşaat öldürür. Biraz önce belediye başkanımız ve milletvekilimiz de söyledi. Bu depremde maalesef tekniğine uygun olmayan inşaatlar insanları altlarına aldı ve felaketin boyutunu çok daha dehşetengiz yaşamamıza sebep oldu. Bunların hatırlanması, bilinmesi, yöneticilerimiz ve insanlarımız tarafından bunlara uygun yeni modellerde yapılanmaların şekillenmesi, şehirlerin oluşturulması, deprem gerçeğinin benzeri depremlerde daha kolay atlatılmasına, acısız atlatılmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir sergiyle biz insanlara dünü hatırlatan Sayın İsmail Kahraman ve ekibine ben bu vesileyle hem tebriklerimi hem teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Türk Hava Kurumu Kocaeli İzmit Şube Başkanı Turgut Duman. Depremi bizzat yaşadık. Kocaeli'nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikamet ettiğimiz alanlarda bulunduğum binadaydım. Kendim bizzat yaşadım. 5. kattan aşağıya ininceye kadar bayağı bir zorluklar çektik. Oradaki insanların durumlarını gördük. Türk Hava Kurumu olarak da ertesi gün komple insanlarımıza yardım amacıyla Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından yollanan helikopterlerimiz, uçaklarımızla destek yardımlarını yönettik ve çok büyük acılara şahit olduk. Bunları gördük. Allah bir daha tekrarını göstermesin. Yardımlarına, çevre illerden gelen yardımlara, bilhassa Ankara'dan gelen yardımlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum ekibinize. Öncelikle bizi izleyen vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyorum. Tabii bugün geçmişte yaşadığımız 17 Ağustos depreminin acılarını tekrar hissetmemize, hatırlamamıza vesile olan İsmail Kahraman Beyefendi'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Kars Ardahanlıdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak. Tabii biz burada az önce sergiyi gezerken şurada bir haber çok dikkatimi çekmişti. Dönemin başbakanı Sayın Bülent Ecevit'in bir ifadesi var. Allah kendisine rahmet eylesin. Biz 2 gün geç kaldık diyor. Bugünlere hamd ediyoruz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun doğal afetlerde ya da bu ve buna benzer afetlerde oraya ilk ulaşan ülkelerden biri haline geldik. Allah bir daha bize bu acıyı yaşatmasın. Hiçbir ülkeye yaşatmasın. Çocukların görebileceği, ailelerin görebileceği, yarınlara umutla bakacağımız bir dünyanın hayata geçebilmesi için bize düşen görevlerde biz elimizi bu taşın altına koymuş bir insanlarız. İnşallah bundan sonra da Allah bize böyle bir afet göstermesin, bu acıyı bir daha yaşatmasın diyorum. Ben Gümüşhaneler Vakfı Başkanıma Köksal Bey'e sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Çok sağ olun başkanım. Ben de depremde burada yaşayan vatandaşlardan birisi olarak o acılı günleri Sayın Başkanımın hatırlattığı gibi yaşamış bulunuyorum. Benim bir dikkat çekmek istediğim bir konu var. Sopalı Devlet Hastanesi'nde, o zaman SSK'ya ait bir hastaneydi. Oradaki ya binbaşıydı ya albaydı. O orayı organize etmesi, gelen yaralılara işte İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, Adapazarı gibi bölgelere göndermesi, müthiş bir organizasyon yapması hala gözümün önünden gitmiyor. Tabii biz bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve bu acıları yaşamamız kaçınılmaz. Fakat depremlerde yaşanılabiliyor. Çünkü Japonya örneğinde bizden daha çok depremlere maruz kalan bir ülkedir. Fakat inşaatçılıkta depremle yaşanılabiliyor. Önemli olan depreme göre kendi kardımızı almamız. Maalesef ki biz biraz yapılaşmada sıradan bir yapılaşma gerçekleştiriyoruz. Biz aşağı yukarı zannedersem 30-35 sene sonra burada bu depremi yaşadık. Ben de yaşayanlardan bir tanesi olarak
Biz depreme dayanıklı binalar yapmak zorundayız. Yeni teknikler, yeni taktikler uygulamalıyız. Çünkü Kuzeydoğu Anadolu fay hattı bizim sayın vekilimizin de dediği gibi buradan geçiyor. Dönem dönem depremlere maruz kalacağız ve buna göre de biz yapacağımız inşaat ve sosyal tesislerimizi yapmak zorundayız. Ben Kocaeli Gümüşhaneler Vakfı Başkanı olarak bir daha böyle acıları Rabbim bize göstermesin. Geçmişten ve geleceğe bu depremde yaşamış ve de hayatını kaybetmiş veya sakat kalmış bütün insanlarımıza, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Geride kalanlarına tekrardan bu olayları yaşamamak için yüce Rabbim bizleri bunlardan uzak eylesin diyorum. Sevgili İsmail abim de bu işleri çok iyi biliyor. Biz yıllar önce de bu yaşadığımız olayları bize yaşattığı için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Allah bir daha bu ülkemize böyle afetler göstermesin. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Siz görüşler hemen Kocaeli Memur Senema kültür teşekkürleri başkanımız değil mi efendim? Evet, Kocaeli İlk duygularınızı kültürcü. Alalım ondan sonra da sayın başkanımıza mikrofonunuzu alalım. Evet. Nerede yaşadınız depremi ve hem sergi hem depremi? Ben depremde tatilde buradaydım ama öğretmen olarak Muş'ta çalışıyordum. Buraya tayin isteme kararımın en önemli sebeplerinden birisiydi deprem. Ülkemin burada ihtiyacı var diye dedim. O yıllarda depremden sonra tayin istedik, buraya geldik. O günden beri de buradayız. Tabii bu resimlere bakınca, manşetlere bakınca bizi hatırlattınız tekrar. Ben öncelikle İsmail abiye teşekkür ediyorum size. Çok ilginç başlıklar gördüm. Görmediğim basında hiç karşılaşmadım. Manşetler ve ilanlar gördüm. Ben de resimlerini çektim. İzninizle tabii. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kocaeli'nin ve ülkenin bugünleri kesinlikle unutmaması ve gelecekte buna göre bir yön vermesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Ve bütün gönüllü kültür teşekkür ederim. Eyvallah, teşekkür ederim. Efendim, gençlik önemli. Tebrik ederim. Konuştunuz, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gençlik önemli, evet. Ve AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı. İzmit Gençlik Kolları Başkanıyız. Buyurun. Öncelikle böyle bir sergiyi bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Çünkü biz gençler olarak bu acı hadise yaşadığımızda daha çok ufaktık. Ben 9 yaşındaydım. İzmit'te yaşıyorduk yine. Sebebini bilmediğimiz, anlayamadığımız, ne olduğunu bilmediğimiz, ilk defa karşılaştığımız ve 9 yaşında tanımlayamadığımız bir sallantıyla uyandık. Ve daha sonra deprem gerçeğiyle tanıştık. Ve hayatta depremin olabileceğini ve Kocaeli'nin de bu fay hattı üzerinde olduğunu ve bundan sonraki yaşamımızda işte yapılarda, evlerde depreme dikkat etmemiz gerektiğini fark ettik. 19 yıl geride kaldı. O gün çocuktuk ama bugün deprem gerçeğiyle büyüyen bir genciz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendi çocuklarımızı bu coğrafyada deprem gerçeğiyle büyütmeyi hedefliyoruz. Ben depremde hayatını kaybeden tüm ölmüşlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. 19 yıl geçti ama hala unutmadık. Ve bir bundan sonra da asla unutmayacağız. Ben bu sergi için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz bütün gençlere, sahip çıksınlar. Hemen birkaç cümle duygularınızı alalım. Siz nerede yaşadınız? Ben ilk önce kendimi takdim edeyim. Ben AK Parti İzmir İlçe Sosyal Politikalar Birim Başkanı Rafet Yücel. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Şimdi tabii deprem çok önemli. Aslında bize önemli dersler veren bir olgu. Keşke olmasa ama ne yazık ki bu dünya üzerinde olan bir hadise. Bizim önemli olan bunlara karşı ne kadar duyarlıyız? Bunlara karşı ne kadar önlem alabiliyoruz? Biz bunlara bakmamız lazım. Depremde de şu gerçeği hatırlattı bence. Yani şehirleşmenin çok önemli olduğunu, artık herkesin rastgele istediği yere ev yapamayacağını, bir planlama, planlama ölçeğinde yapılırsa ancak depremin önlenebileceğini bize öğretti. Ne yazık ki acı bir öğretiydi. Allah inşallah bir daha bu topluma böyle bir acı yaşatmaz. Ben depremi Bekirdağ'da yaşadım. O akşam gerçi saat 12.30 bir sıraları istirahate çekilmiştim. Yani ben aslında kıyametin koptuğunu, sanki kıyameti hatırlatan bir durumu yaşadığımı düşünüyorum. Çok korktum. Baktım yani sonra dışarı çıktık komşularla beraber. Bizim bölgemizde çok fazla yıkıntı yoktu belki ama özellikle Mehmet Ali Paşa, efendim işte bu Yuvacık bölgelerini, Gölcük evet. bölgelerinde istenmeyen hadiseler yaşandı. Ben tekrarından Rabbim muhafaza etsin diyorum. Amin. Sizi de böyle bir çalışma yapmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Cümlemizin unutmamak, gelsin. Hatırlamak evet. gerekiyor. Uzaklardan bir misafirimiz ama yakından Adapazarı Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız burada. Ben sizleri Sakarya'da ayrıca depremde ciddi hasarlar almıştı orası. Depremi nerede yaşadınız? Önce hoş geldiniz sergimize. Ben Adapazarı Kayalar Memlühe Köyü'nde yaşadım. Depremi 17 Ağustos depremini sizlerle birlikte yaşadık. Gerçekten büyük bir acıydı. Benim yaşadığım tek katlı evde ama
evden çıkıp da Adapazarı'na geldiğimizde büyük bir felaket olduğunu anladık. Zifiri karanlıkta Adapazarı ama bağırışlardan, insanların feryatlarından çok büyük felaket olduğunu anlamıştık. Ama gün ışığında o felaketin boyutlarının çok daha büyük deprem olduğunu anladık. Orada gazeteciydiniz ve hep gazeteciliği yaşadınız başkanım. Biraz anlatır mısınız? Nasıldı Adapazarı o dönemler? Sayın Ecevit'in dönemin başbakanının oradan adeta... Büyük bir çaresizlik vardı. Yani devletin çaresizliğine şahit olduk hep birlikte. Ecevit bile yani o dönemin başbakanı gelip de TRT'den yardım istedi. Yani telefonla ulaşamadı Ankara'ya. Gerçekten büyük bir felaketti. Ulaşım imkanları kalmamıştı. İletişim imkanları kalmamıştı. Bütün Marmara bölgesi adeta yıkılmıştı. Onun üzerinden 19 yıl geçti. Yeni bir felakete yaklaşıyoruz. Gerçekten depremin yaraları sarıldığı söyleniyor ama yeni bir depreme hazırlık adına ne İzmit'te ne Sakarya'da gerçek bir hazırlık yapıldığına ben şahit olmuyorum. Mevcut yapı stoku çok riskli, olası depremde yıkılacak. Bu biliniyor, herkes biliyor. Ama bununla ilgili ne yetkililer ne vatandaşlar önlem almıyor. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sergiyle ilgili bir fikrini alabilirsek. Ben, burada Adapazarı'nın depremle ilgili yayınları da var. Gerçekten 19 yıl geçti depremin üzerinden. Fotoğrafları izlerken, gazete manşetlerini izlerken o günlere götürdü bizi. Depremi unutmamak gerekiyor. Yani bu anlamda da yaptığınız etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Depremi unutmayalım diyorum ben yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sezai Bey'di. Sakarya'dan geldi. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdı ve tarihe birlikte not düştük. Ben başka dostlar da var. Mikrofon uzatalım. Hanımefendiler var ve bu işin isimsiz sizleri şöyle alalım. Hakikaten büyük emeğiniz oldu bu serginin tanzimine. Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nde görevli hanımefendiler çok yakın alaka gösterdiler. İlgilendiniz efendim, bize ev sahipliği yaptınız. Duygularınızı alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günü tabii ki anımsamak bir daha yaşanmaması açısından, insanların bilinçlenmesi için tabii ki gerekli. Ama gönül isterdi ki böyle bir an yaşanmasın, böyle bir felaket yaşanmasın ve biz de bu sergiyi yapmak durumunda kalmasaydık keşke. Ancak hatırlanması ve kişilerin bilinçlenmesi lazım. Bunun için de gerekli. Emeğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de tabii seve seve ev sahipliği yaptık. Sayın Müdürümüz Adnan Zamburkan Bey'in şahsında bütün Kültür Turizm İl Müdürlüğü camiasına teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Evet, sergimiz burada, dostlarla da görüştük. Yayınlarımız burası. Sizden duygular aldık mı efendim? Yok, sizinle memnun olduk, yeterli. Biz arkadaşlar duygularını belirttiler. Peki. Bir gençler var, bir de gençlere uzatalım biz mikrofonu. Son olarak sizler geldiniz. Öyle mi? 8 Siz? Yok muydunuz? Efendim duygularınız gençler olarak çok sağ olun. Gerçekten önemli gençlik her şey. Önce sizin duygunuzu alalım. Gezdiniz, gördünüz. Evet ya, ben çok beğendim buradaki bilgileri falan. Gerçekten evraklar falan yani güzel tutulmuş. Ben o zaman 1,5 yaşındaydım. Tabii ki de hatırlamıyorum. Ama çok kötü şeyler yaşanmış. Çok kayıplar verilmiş. Yani Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Ben depremde yoktum. Annem 6 aylık hamileydi ama çekilen acıyı, ne kadar felaketin büyüklüğünü çok iyi anladım. Ya Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın diyorum. Peki. Biz Şaban Bey'i alalım. Sensiz olmaz. Evet, Sezai Bey siz birkaç cümle alın. Buyurun şöyle alalım. Şöyle alalım sizi. İsmail abi, İsmail Özdemir. Ben de İzmit'te yaşıyorum. 17 Ağustos akşamı özellikle yaşadığım bir olayı anlatmak istemiyordum ama siz böyle hatırlatmak için bu konuyu açtığınız için biz de o gece 03 civarlarında İzmit Mehmet Ali Paşa'da misafirdik. Biz o gece depremin sesiyle uyandık. Kalmış olduğumuz odada acıdır ki eşim hamileydi. Ve misafirlikte olduğumuz evin çelik kasası vardı. Bu çelik kasa maalesef benim eşimin bacaklarının üzerine düştü. Ve biz o gün bugündür eşimin bacaklarının üzerinde o izi halen yaşıyoruz. Bu 17 Ağustos'tan kalma bir iz. Her an biz o duyguyu onunla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Tabii ki deprem sabahı saat 04 civarlarında bir yolunu bulup hastaneye gittik. Hastaneye gittiğimiz zaman hastane bahçesindeki o insanları gördük.
yaptıktan sonra doktorun şu kelimesini hiç unutmuyorum. Onun için söz istedim sizden. Doktor bize dedi ki eşimin bacakları çok kötüydü. Siz durumunuz iyi, siz gidin dedi. Yani o gün çok fazlasıyla kayıp vermiştik. İnsanlarımız ceset torbaları bulamıyorduk. Maalesef biz de o günden kalma bu acı halen içimizde. Böyle bir sergiyi hatırlatma bağında tekrardan bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Evet. Değerli. Şöyle mi? Evet. Evet. Duayen gazeteci ve şu an biraz önce kameranın arkasındaydı. Biz Sakarya TV ve Devralem TV ortak canlı yayınındayız değil mi efendim? Dünyaya hitap ediyoruz. Mikrofon sizin artık. Meslektaş olduğumuz için mikrofonu alıyorum. Normalde vermeyeceğinizi biliyorum. Şimdi efendim öncelikle sizi kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir konuyu yılbaşı vesilesiyle tekrar gündeme getirdiniz. Bu başlıklar bize o günleri yaşattırıyor. O yaşamak istemediğimiz o günleri yaşattırıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Keşke bu günleri hiç yaşamasak ama bu günleri tekrar yaşamaya aday bölgelerdeyiz. Bundan ötürü sevgili izleyiciler, dediğim gibi İsmail Kahraman'ı kutluyorum bu çalışmasından dolayı. Ancak ben iki tane büyük depremi yaşayan bir kişiyim. 1967 Sakarya depremini 17 yaşındayken yaşadım. Keşke 1999'u yaşamasaydım ama onu da maalesef İstanbul'da Akşam Gazetesi'nde çalıştığım yıllarda oturduğum Ataköy 9. kısmın 14. katında yakalandım. Ve öyle bir yakalandım ki sevgili izleyiciler, terasa çıktım o telaştan sonra. Etrafa baktığımda binalar kavak ağaçları gibi adeta böyle sallanıyordu ve 45 saniye çok da önemli bir süreçtir. İsterseniz bir deneyin. 45 saniyede böyle bir koşun, yürüyün, bakın neler göreceksiniz. Gerçekten çok uzun bir süre. O 45 saniyeyi yaşamak gerçek anlamda hem çok ürkütücü hem de çok korkunç bir manzaraydı. Hatta o 45 saniyeyi bugün başlıklarını gördüğünüz şu gazetelerin yaşandığı dakikaları, o zamanlar İstanbul Spor'da olan Mithat diye yeğenimle beraber yakalandık. Ve şu an tüylerim diken diken oluyor. Çünkü o korkuyu ikinciye yaşamıştık. Adapazarı'na döndük ızlan tabii. Adapazarı'na geldiğimde o korkunç manzaraları şöyle başlıklarda gördüğünüz gibi yaşadık. Kibrit kibrit haline dönüşmüş o blokları gördük. Yıkılan binanın altından çığlık sesleri, ne olur kurtarın diyen insanları gördük. Onun dışında en çok etkilendiğim bir konu ise sevgili izleyiciler, bir anneyi bir binanın önünde çırpınarak çaresizlik içinde ne olur oğlumu kurtarın diye bağırışlarını gördüm. Tabii elden bir şey gelmiyordu, yapabileceğim bir şey de yoktu. Dedim ki ablacığım, ben hemen gidip koşarak ilgilileri bulacağım ve onları buraya getireceğim dedim. Başka türlü yanından ayrılma şansım yoktu, yakalarıma yapışmıştı. Herkes aynı şeyi söylüyor diyerek çığlıklarını sürdürdü ve beni bırakmamak. Güçlükle elinden kurtuldum ama içim halen şu an hatırladığım anda paramparça oluyordu. Altımda bisiklet vardı çünkü arabayla dolaşma şansı yoktu. Her yol aşağı yukarı tıkanmıştı. Ablamın evine gitmek için evden bisikleti aldım. Birinci derecede yakınım olduğu için ona bakayım dedim. Ve yine benzeri bir hadiseyle karşılaştım. Bir binanın kibrit şekline dönüşmüş bir binanın arasından hafif hafif alevler çıkıyordu. Ve yine bir ses, kurtarın beni diye. Yapacak hiçbir şey yoktu ve o manzarayı, daha çok o acı anı yaşamamak için devam ettim. Dönüşte tekrar oradan geçtiğimde alevler sönmüştü, sesler kesilmişti. İşte böyle bir günleri yaşadık. Evet, o günleri bize hatırlatan sevgili dost, gazeteci, arkadaşım, belgeselci İsmail bize burada bütün belgelerle sundu. Ben teşekkür ediyorum ve diyorum ki ortak hizmet bu efendim. Şu an Sakarya TV ve Devralem TV ortak yayındayız, canlı yayındayız ve bu yayını sürdüreceğiz sevgili dostum İsmail Kahraman'la. Sizlere hizmet bize gazeteci olarak
yaşı 70 olmasına rağmen. Çok önemli bir dostumuz var. Onun tabii da duygularını alayım. Sizi uğurlayalım. Yok. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet, Şaban Bey'e teşekkür ediyoruz. Adapazarı'ndan adeta koşarak bizzat bu canlı yayını kameranın hem önünden hem arkasından gördüğünüz gibi ve diğer genç gazeteciler Şaban abi gibilerden ders ve ibret alsınlar. Bize heyecan veriyor Şaban abi. Çok teşekkürler. Teşekkürler, saygılar. Evet, bir dostumuz da burada ve hemen şunu da ben alayım yanımıza. Depremi Gebze'de yaşamıştınız değil mi efendim? Evet, evet. Gebze'nin önemli şahsiyetlerinden, Kocaeli'nin önemli şahsiyetlerinden birisi, siyaset kültür adamı Sayın Mahmut Yandık Bey. Duygularınızı alalım efendim. Evet. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Hakikaten günlük hayatta dalıp unuttuğumuz deprem gerçeğini 19 yıl evvelki yaşadığımız olayı tekrar hatırlattınız. Şimdi resimlere baktım. İnan o günler hemen gözümün önüne geldi. Allah göstermesin. Korkunç bir şey. Tebrik ediyorum. Bu deprem bir doğa olayı. Ben Gebze'de yaşadım. Nasıl? Evimdeydim. Yaşadığınız anı anlatır mısın? Evimdeydim. O gün akşam arkadaşlarımızla bir yerde oturduk. Biraz sohbet ettik. Eve geldik. Saat işte üst suları tam uyumadan müthiş bir şey. Gürültü. Adeta yerin altında dinamitler patlıyor. Ve o süre hiç bitmedi. Ben odadaki tüm çocukları, değişik odadaki çocukları aldım, hepsini yatak odasına getirdim, üzerlerine kapandım. Dedim bu tamam. Bir kıyamet, bir savaş, bir bombalama var. Deprem daha sonra aklıma geldi. İşte o süre hakikaten çok uzun geldi bize. Sonra durdu. O tarihte ben Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısıydım. Çocuklar hemen aşağı indirdikten sonra dedik ya bu bir yerleri uçurmuştur, göçürmüştür. Hemen süratli bir şekilde Gebze'ye, şehir merkezine çıktık. Bir de baktım orada rahmetli Pembegül'ü de takunyalarıyla gelmiş. O da büyük bir hızla oraya hareket etmiş. Tabii bütün... acı olaylar. Evet, değil. Evet. Alaaddin Bey, Allah gani gani rahmet etsin. İsimler çok önemli, vefa çok önemli. Evet. Ve depremin çok önemli, mutlaka her can önemli ama birçok canları kaybettik o depremde. Evet. Nice kültür adamları, devlet adamları, evet, ve evet, vatandaşlar, çocuklar, bebeler ama onlardan birisi bir de Alaaddin Kurt, Kocaeli'ye milletvekili olarak çok büyük hizmet olan bir isim. Kesinlikle Kocaeli'ye, Gebze'ye unutulmaz hizmetler yapan büyüğümüz Alaaddin Kurt da maalesef o depremde kaybettik. Allah gani gani rahmet etsin. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, geldiniz. Eyvallah, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, açılışımız burada noktalayacağız. Sergimiz devam ediyor çarşambaya kadar. Ama sadece burada değil bu sergi değerli izleyenlerimiz. Değerli Sakarya TV ve Devralem TV'yi internet üzerinden dünyada izleyen izleyicilerimiz. Belgeler çok önemli ve biz çalışmalar yaptık. Acaba devletin arşivinde, özel kütüphanelerde, resmi kütüphanelerde neler var dedik. Kocaeli Üniversitesi'nin Kütüphane Müdürlüğü'nden, Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'nin kütüphanesinden, Gebze Teknik Üniversitesi kütüphanesinden kitaplar listesi çıkardık. Bunları dijital ortama aktararak İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi kütüphanesinde kamuoyu ile, araştırmacılarla, akademisyenlerle paylaşacağız. Ve etkinliğimiz sürecek değerli izleyenlerimiz. Gebze Ticaret Odası'nın destekleri ve ev sahipliğiyle bu etkinlikler devam ediyor. Yarın Gebze Ticaret Odası'nda Gebze İnşaat Mühendisleri Odası'nın çalıştayı var, Ticaret Odası işbirliğiyle. Orada bu sergi açılacak. Ardından Cuma günü ki Marmara depreminin 19. yıl dönümü 17 Ağustos 2018 tam 19 yıl önce biz Gebze Ticaret Odası, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak bizim katılımımızla bir panel gerçekleşecek. Sırf bu panele özel Gebze Ticaret Odası'nın katkılarıyla hazırlanmış bir belgeseli burada izleyicilerle paylaşıp ayrıca bu kitaplar ve belgeler sergilenecek. Gebze Teknik Üniversitesi kütüphanesindeki çok sayıda kitap da yine burada sergilenmiş olacak. Ben öncelikle bu organizasyona sahip çıkıp destek oldukları için başta Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail Çiler, diğer yetkililer, yöneticiler ve buranın açılışını katılarak bizleri onurlandırdıkları için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Kara Osmanoğlu ve
Kocaeli Milletvekili Sayın Akif Yılmaz Beylere, sivil toplum örgütü başkanlarına, siyasetçilere, yetkililere, yöneticilere candan teşekkür ediyoruz ve sizi şimdi Şaban Mergül Beyefendi'nin görüntü yönetmenliğinde sergide yer alan eserlerle şöyle bir baş başa bırakıyoruz. Bir başka sergide buluşmak üzere Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürlüğü sergi salonundan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.